Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Seyrettireceğim. Bu çizgi filmlerde iklim krizini anlatacağım. Ama bu arada sıkılırsanız, sıkıldık diyebilirsiniz. Tekrar şarkı açarız. Ve sorularınız olursa da lütfen el kaldırın. Hemen sıkılamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Şimdi bunu dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Bir dakika, bence önce büyüklere soralım. Siz biliyor musunuz iklim krizini? Biliyor musunuz? Bakın, bilmeyenler varmış. Çok şanslısınız çocuklar. O yüzden sizlere de dinletiyoruz. Böylece gezegenimiz yaşanabilir bir yer olur. Şimdi söyleyecek burada, eğer sera gazları olmazsa dünya yaşanamaz bir hal olur. Çünkü çok soğuk olur. Dünya olması gerektiğinden çok daha soğuk bir yer olurdu. Buraya kadar her şey normal ama artık bir sorunumuz. Şimdi diyor ki dünyayı saran bir sera gazları var ve bunlar bir battaniye gibi düşünün. Dünyamızı sarıyor ve biz de dünyada rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Ama bu battaniyenin sayısı birden fazla olursa, düşünün, evde otururken anneniz size bir hırka giydirse, bir tane daha giydirse, bir tane daha giydirse çok sıcak olur ve bunalırsınız, değil mi? İşte dünyada bunalmaya başlamış durumda çocuklar. Adam Emir. Evet Emir, sence neden dünya ısınıyor? Güneş bize çok yakın olduğu için. Aslında tabii güneş bize yakın olduğu için çok ısınıyor ama güneş her zaman bize bu yakınlıktaydı. Öğretmenim, etrafa çöplerimizi attığımız için mi? Kesinlikle çok haklısın. Başka sebebi olan, çöpün dışında başka sebep olan... Peki o kırmızı böyle hopluyorsun ya sen? Dünyamız çöplerden. Evet, çok doğru bir cevap. Bir saniye. Şimdi bakın, burada cevaplar var. Bir dinleyelim. Yer altında bulunan karbon depolarını, yani petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtları daha çok kullanıyor. Neymiş? Kömür, petrol, doğalgaz. Atık yığınları bol miktarda metan gazı yaymaya başladı. Bak, Badesen'in söylediğin atıklar işte. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık artıyor. Ve hayvanların sindirimi sırasında yayılan metan gazı miktarı da çoğalıyor. Peki bunu hatırlayan var mı? Hayvanlardan nasıl metan gazı yayılıyor? Hep beraber söyleyin. Duydunuz mu? Osurdukları için. Yani pırt diyelim biz ona, tamam. Bir toplantıda bana öyle söyledi bir tane küçük bir pırt desek daha iyi olur mu? Olur dedim ben de. Nasıl mı? Enerji. İklim değişikliği olunca bir sürü şey oluyormuş, değil mi çocuklar? Yangınlar, seller, aşırı hava olayları. Evet, buzlar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Buzullar eriyor. Bu da gıda üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Bir sürü şey oluyormuş ama... Ne oluyor? Orman yangınları oluyor. Kesinlikle. Ama bunları önlemenin yolları varmış. Şimdi onlara bakalım. Peki siz biliyor musunuz nasıl önleyebiliriz? Bir, geri dönüşüm. İki, elektriği iyi kullanmak. Üç, suyu iyi kullanmak.
hep birlikte iklim değişikliğinin hızını yavaşlatabiliriz. Hadi hemen şimdi harekete geçme zamanı. Evet, harekete geçelim, bir şarkı dinleyelim. Adımı sorsan Merkür derim, güneşe en yakın benim. Adımı sorsan Merkür derim, güneşe en yakın benim. Ben sıcak bir gezegenim, yavaş yavaş dönerim. Ben sıcak bir gezegenim, yavaş yavaş dönerim. Adımı sorsan Venüs derim, bulutlarım var benim. Adımı sorsan Venüs derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Peki Instagram'da ben TED öğrencisiyim yazsak döner misiniz? Hem de şöyle yazarsanız ben sizi dinledim diye çok da mutlu olurum. Geçen sene burada büyük ablalarınıza anlattım ben bu iklim krizini. Onlardan iki kişi iklim eylemlerine katıldıklarını bana haber verdiler. Ben de onlarla tanışacağım bugün. Belki sizler de iklimle ilgili bir şeyler yaparsınız ve bana haber verirsiniz. Geçen sene de bu sene de bizi bilgilendirdiğiniz, destek olduğunuz için bir alkışlayalım mı Yasemin Hanım'a? Hoş geldiniz. Sarayi Kulübü Başkanı Sayın Feriha Hanım'ı ben sahneye davet etmek istiyorum. Burası biraz... Şöyle şuradan geçeceğim. Biz bugünkü bu etkinliği arkadaşlar, çocuklar demeyeyim artık gençler oluyorsunuz. Kışla Saray Lyons diye bir dernek var. O dernekle beraber yaptık. Şimdi böyle toplantılardan sonra teşekkür etmek için çiçek verilir biliyorsunuz değil mi? Ya da plaket verilir. Bu sefer şöyle yaptık. Dedik ki... Evet. Çiçek ve çikolata istemiyorum. Tema Vakfı'na bağış yapın dedi. Biz de 100 ağaç bağış yaptık. Sizin sayenizde 100 tane ağaç dikildi çocuklar. Ağaçları kesmemek, ağaçları yakmamak. İklim krizine karşı dikkatli olmamızı ve etraflara çöp atmamamızı. Doğayı kirletmemeliyiz. Hem de boşuna internet kullanmamalıyız ve doğayı korumalıyız. Ben dünyamızı korumak için çöplerimizi dışarı atmamayı, gıdaları düzenli kullanmayı ve gıdaları çöpe atmamayı alıyoruz. Onların çocuk grubu da olacak, siz de alırız içine. Sen söyle bakalım, Yasemin Hanım tutsun. Neler öğrendin? Ay evet, gelin bir sorayım. Bade sen de bir gel. İklim değişikliğini öğrendik. Mesela neler zarar veriyormuş? Ne yanlış, ne doğru, nasıl yavaşlatabiliriz bu konuda? Adın neydi? Mustafa Ahmet. Mustafa'cığım peki işe yarar bir toplantı mı oldu? Kesinlikle çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kim var burada? Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Benim adım Laser. Ne? Laser. Laser, ne kadar güzel bir isim. Laser'cığım sen bir şeyler öğrendin mi? Öğrendim, yemekleri çöp atmamalıyız. Buzdolabında bir tabakta koyuyoruz. Buzdolabında koyuyoruz, öbür günü yiyoruz. Ya en çok öğretmek istediğim şey buydu zaten. Çok teşekkür ederim. Zeynep Miray. Zeynep'ciğim sen ne öğrendin? Ben tek bir arabada gitmeyeceğimizi, toplu taşıma araçlarında gideceğimizi. Ya bu o kadar önemli bir şey ki eğer bunu öğretebildiysem, bunu öğrendiysen çok ama çok mutlu oldum ve çok sevindim. Teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben bir kart alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Evet, sizi tanıyalım. Benim adım Merve. Ben yemekleri çöpe atmayacağımızı öğrendim. Ve bir gün değil iki gün tutmayacağız. Hemen yememiz lazım. Merveciğim bu çok o kadar önemli bir şey ki gıdayı atmamak, onu muhafaza etmek, sonra yemek. Çok teşekkür ederim bunu öğrendiğin için. İstiyor musun kart? Tamam.
Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.